bana bir şey yaptınız. Hadi konuşun. Ay. Böyle susmakla bir yere varamazsınız. Konuşun dedim size. Ay. Nana'nın nişanında tam onun gerçek yüzünü açıklayacaktım ki bana bir şey oldu. Hatırlamıyorum ama eminim sizlerden biri bana bir şey yaptı. Konuşun. Yoksa hepinizi zindana atarım. Çabuk. Biz bir şey yapmadık. Buldum. Şoker. Kesin Şoker bir şey yapmıştır. Hem zaten oyuncakların güçleri yok ki. Durumlarını biliyorsunuz sevgili Sulina. Ama Şoker aşkı Sherry ile Nana arasını yapsın diye size bu oyunu oynamış olmalı. Ayrıca Nana'yı da buradan o kaçırmadı mı? Evet. Ha? Haklısın Gorko. Kesinlikle bu işin altında Şoker var. Ama ona gününü göstereceğim. Bana ihanet etmenin ne demek olduğunu çok iyi anlayacak. Artık yeni bir yardımcı seçmeliyim. Sulina, hani yardımcım bendim? Sen bir çizgi karaktersin. Konsey senin yardımcım olmanı kabul etmez. Yardımcım oyuncaklardan biri olmalı. Ne olur ben yardımcın olayım. Sulina, beni yardımcın yap. Hayır Sulina, ben çok iyi yardımcı olurum. Sulina, ne olur ben olayım. Yavaş olun be. Ben olacağım, başım ben olacağım. Benim yardımcım olmayı hak etmek için bana çok iyi hizmet edip benim gibi acımasız olmanız gerekir. Neler oluyor? Kim benim dediklerimi yapmayı başarırsa onu yardımcım yapacağım. Hadi şimdi çıkın. Hadi gidelim. Ben olacağım. Hadi. Ben olacağım. Hadi. 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 Ben yardımcı olacağım. Hadi. Ben olacağım. Ben olacağım. Hadi sen de. Hayır ben olacağım. Budala oyuncaklar. Ne kadar safsınız. Sizi yönetmek çocuk oyuncağı olacak benim için. Ben olacağım, göreceksin. Geçeceğiz. Oh be, ucuz kurtulduk. Suçu Şoker'in üzerine atmak daha iyiydi ama değil mi? Ya ne demezsin. Sulina umarım beni yardımcısı yapar. Hiç sanmam. Sen sıradan bir oyuncaksın. Asıl sıradan olan sensin. Hiç de değil. Ben en azından askerim bir kere. Umarım beni yardımcısı yapar. Madenlerde çalışmaktan canım çıktı. Aslında onun yardımcısı olmayı ben hak ediyorum. Çalışmak bana göre değil. Ben bir prenses olarak doğmuşum. Siz aklınızı kaçırmış olmalısınız. Sen öyle san. Tam tersine onun yardımcısı olan yan gelip yatacak. Biz artık çok yorulduk. Anladın mı çok bilmiş? Belki de bizi kandırıp yardımcılığa sen konacaksın. Yağma yok. Sulina beni seçecek. Asıl beni seçecek. Sonumuz geliyor ama arkadaşlarım neyle uğraşıyor? Ah Kulina neredesin? Hayır, yardımcısı ben olacağım. Sulina'nın yardımcısı ben olmalıyım. Ben daha çok hak ediyorum, anlıyor musun? Bu işe emin değil miyim? Üstelik bu zor koşullar altında çalışmaya daha fazla dayanamayacağım. Yardımcı olmaya hak. Onlar da ne öyle? Sulina için şey yaptım be diye. Demek yardımcısı olabilmek için ona rüşvet vereceksin, öyle mi? Hiç de değil, içimden geldi. Sen tam bir yalancısın. Ver bakayım şunları. Niye veriyorum? Ben olacağım. Bunu ödeyeceksin asker bozulsun. Bir kere ben burada senden daha eskiyim. Yardımcılık benim hakkım. Ne ilgisi var canım? Sen Sulina'nın isteklerini yerine getirecek güce sahip değilsin. Boşuna kavga etmeyin. Yardımcılık kesinlikle benim hakkım. Sen çizgi olduğun için seni istemiyor. Kapatır mısın çeneni lütfen? Bunları Sulina'ya ben vereceğim. Ben olacağım. Oyuncaklar dünyası yok olmak üzere, görmüyor musunuz? Felaket tellalı gibi konuşmayı kes artık Bilge. Biz burada daha önemli işlerle uğraşıyoruz, tamam mı? Ben olacağım. Bu çiçekleri kızlara koklatınca hepsi kendilerinden geçecek. Ben de kızları devreden çıkartıp Sulina'nın yardımcısı olacağım. Ne güzel, artık madenlerde çalışmayacağım böylece. Ve diğerlerini etkisiz hale getireceğim. Sulina'nın yardımcısı ben olacağım. Bu tozu üzerlerine üflediğimde hepsi donup kalacak. En kötü ben olduğum için de Sulina yardımcısı olarak beni seçecek. Ya alsana şunu. Al bakayım. Sersemler, siz kim?
Benim yardımcım olmak kim? Biraz böyle kalın da kafamı dinleyin bari. Ay, arkadaşlar ne oldu size böyle? Bir gün geçici bir süreliğine de olsa sizin gücünüzü yerine getirecek iksiri hiç yapmamalıydı bence. Şu halinize bakın. Arkadaşlar kendinize gelin. Bu böyle olmayacak. En iyisi Nana'dan yardım istemek. Şu oyuncakların haline bak, inanamıyorum. Hepsi Sülinan'ın yardımcısı olmak için birbirlerini bu hale getirdi. Bir çocuklar bunu nasıl yaparsınız? Burası sevgi ve iyilik dolu bir yerdi. Şu hale bak. Bakalım sizin için bir şey yapabilecek mi? Çok iyisin Kulina. Tabii ya. Sürünen istediği benim. Siz değilsiniz. Yoksa ona teslim olmayı mı düşünüyorsun? Gerekirse evet. Oyuncaklarım ve oyuncaklar dünyası için her şeyi yaparım Gorfo. Ay. Kulina. Kulina neredesin Kulina? Bu kaşak hayatı daha ne kadar sürdürebileceğini sanıyorsun? Eninde sonunda yakalayacağım seni. Buna gerek yok, geldim işte. Bakıyorum dünyada hiçbir gücün olmadan yaşamaya daha fazla dayanamadın, öyle mi? Buradayım işte, senden korkmuyorum Sülina. Zavallı Kulina, ne kadar acınası durumdasın. Ama sana ne kadar güvenebilirim bilmiyorum. Bu da yeni numaralarından biri olmasın? Artık numara falan yok. Benim de didişmenden bıktım. Ne istiyorsan yapmaya hazırım. Yalnız bir şartım var. Eğer bunu yerine getirirsen ne istersen yapacağım. Söyle bakalım neymiş o şartın? Oyuncaklarımı rahat bırakacaksın. Onları çalıştırmayacaksın. Bulundukları bu durumdan kurtaracaksın. Ay gözlerim yaşardı. O aptal oyuncakların için kendini feda ediyorsun, öyle mi? Oysa istediğin kadar dünyada yaşayabilirdin. Neyse, o sersemler çok da umurumda değil zaten. Benim derdim seninle. Şartını kabul ediyorum Kulina. Evet, ne yapacaksın bana? Zindana mı kapatacaksın? Yoksa yine mavi ormana mı süreceksin? İkisi de değil. Çünkü sen rahat dursan da oyuncakların rahat durmaz. Bu sefer seni gözümün önünden ayırmayı düşünmüyorum. Ne dersiniz? Kesin. Ondan her şey beklenir. Aa, gözlerime inanamıyorum. Şuraya bakın. Ama bu Kulina. Kulina ne oldu sana böyle? Ay. Sülina beni buraya hapsetti. Bütün bunlar bizim yüzümüzden oldu. Onun yardımcısı olmak için birbirimize girmeseydik. Sen de bizi kurtarmak için buraya gelmeyecektin. O da sana bunu yapamayacaktı. Kulina bizi affet. Bunları bırakın şimdi. Her ne olursa olsun hep sizin yanınızdayım. Bunu unutmayın. Ve hep birbirimize destek olun. Peki seni oradan nasıl çıkaracağız? Bilmiyorum. Ama bana kalırsa bu işe karışmayın. Sülinayla başınızın tekrar derde girmesini istemem. Tamam mı sevgili oyuncaklarım? Ay. Piero, buradayım. Burada. Kurşun. Nasıl? Kulina'nın yeni halini beğendiniz mi? Sonunda Bunaklar Konseyi'ni Kulina'ya verilecek ceza konusunda ikna ettim. Cezalı olduğu halde dünyaya kaçtığı için bu gece yarısı uzay boşluğuna gönderilecek. Hayır. Hayır, bunu ona yapamazsın. Evet, yapamazsın. Susun bakayım. Kapatın çenenizi. Sizin baş periniz benim. Kabul etseniz de etmeseniz de.
Şimdi yok olun gözümün önünden. Ay. Çabuk. Çabuk. Çabuk dedim size. Hayır Solina. Hayır yapma bunu Solina. Solina. Kulina'nın uzay boşluğuna gönderilmesine kesinlikle engel olmalıyız. Ben hemen dünyaya gidip Nana'ya haber vermeliyim. Bu iksiri üzerine dökünce sonsuza kadar uzay boşluğunda dolaşacaksın. İyi fikir ama değil mi? Hayır Solina, bunu bana yapamazsın. Nana, her şey bitti. Çabuk bir şeyler yap. Gorfo, önden sen git, etrafına dön ve kafasını karıştır. Tamam, tamam. Siz de Gorfo'nun arkasından içeri girip Solina'nın dikkatini dağıtın. Ay. O sırada ben de Kulina'yı alıp kaçacağım, tamam mı? Tamam. Hadi Gorfo. Hadi. Buradayım. Buradayım. Ne yapıyorsun sen benimle? Söyle. Ne yapıyorsun? Çekilin. Ne yapıyorsun? Sersem. Sen buna nasıl cüret edersin? Çekil önümden Solina. Beni bırak. Sen kaç tane. Hayır Kulina. Bunu yapamam. Şu hale bak. Ne yapacağız şimdi? Bütün gün Kulina'nın elinde. Burayı ancak o kurtarabilir. Biz bir şey yapamayız Nana. Bu durumda burada kalmamız çok tehlikeli. Dünyaya gidip bir an önce bir çözüm yolu bulmalıyız. Hem Sulina'nın bir şey yapacağı yok. Çok haklısın. Hadi gidelim Nana. İyi de şimdi Hakan'a ne diyeceğim ben? Daha biraz önce onun kalbini kırdım. Her şeyi göze alarak gitmek zorundayım dedim. Şimdi pat diye geri dönüyorum. Of Kulina, keşke ona gerçekleri anlatabilseydim. Nanacığım, biliyorsun bunu asla yapamazsın. Biliyorum, biliyorum. Sen baş belesin, bir şeyler yapsana. Çekil. Sonumuz geldi, görmüyor musun? Kapa çeneni, Nana ve Kulina kaçtı. Kaçırdın onları. Oyuncaklar dünyası yok oluyor Sulina. Hemen bir şeyler yapmalısın. İşte her şey yoluna girdi bile. Hayır, her şey yeni başlıyor Sulina. Oyuncaklar dünyasındaki tüm dengeler alt üst oldu. Çok yakında burası tamamen yok olacak. Ayrıca dünyaya kaçmanız da bir işe yaramayacak. Çünkü sizi hayatta tutan buranın enerjisi. Eğer burası yok olursa dünyada da yaşamayı başaramayacaksınız. İmdat! Bu doğru mu, çok bilmiş. Tabii ki doğru, Türk kafalı. Burası yok olursa dünyada rahat rahat yaşayabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Sen hala bir oyuncaksın, bunu unutma. Çok tırsıyorum ben. Arkadaşlar, ben çok pişmanım. Ay. Galiba bütün bunlara ben sebep oldum. Hep senin yüzünden. Ne diyorsun sen? Ay. Ay, ne yapacağız şimdi? Ay. Şoker, sana inanamıyorum. Kulina'ya çok kızmıştım. Bu kadarını ben bile yapmazdım. Sen ne biçim bir mahluksun? Oyuncaklar dünyasının sonunu getirecek bir şeyi nasıl yaparsın? Bana bağırma Sulina ya. Çok tırsıyorum. Bu kadar ciddi sonuçlar olacağını bilseydim yapar mıydım ha?
Şimdi bunu tartışmak faydasız. Ne yapacağımızı düşünelim. Bir an önce burayı eski haline getirelim. Buradan dağılan enerjinin çocuklara ulaşmasını sağlamalıyız. Hadi o zaman. Ne lazımsa söyle, hemen yapayım. Bu sadece senin gücünle olabilecek bir şey değil. Bunun için birlik olmalıyız. Hadi hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi. 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 Hadi arkadaşlar, hadi. Neden düzelmiyor? Oyuncaklar Dünyası tarih kitabında okuduğuma göre burayı alt üst etmenin çok kolay ama eski haline getirmenin çok zor olduğu yazıyordu. Yandık desene. En iyisi bu konuyu konseye danışalım. Of Joker, of. Öyle bakmayın. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin. Çok duruyorum. Şu hale bak. Joker, bunu bize nasıl yapabildin? Bu senin de son ne olacak? Of, nerede kaldı şu bilgin? Yüce konseye bakalım, bu işe bir çare bulabilecek mi? Hay hay. Enerji odasının düzelmesi için yapılacak bir şey var mıymış? Çabuk söyle. Evet ama çok zor. Neredeyse imkansız bir şey. Söylesene ne dediler? Dünyalı bir çocuğun kırmızı ormandan obüs kobüs ağacının içindeki çiçekleri toplaması ve bu çiçeklerin tozlarıyla bir iksir hazırlaması gerekiyormuş. Ay. Onun sevgiyle hazırladığı bu iksir enerji odasını eski haline getirebilirmiş. Çünkü biliyorsunuz ki biz oyuncaklar çocukların sevgisiyle var oluyoruz. Bu çok İyi zor. De hangi dünyalı çocuk böyle tehlikeye atılmayı kabul eder? Tabii ki Nana ile yaşayan çocuklar. Yağmur'la Emre. Hem buraya yabancı değiller hem de Nana'nın sırrını biliyorlar. Saçmalama Joker. Bu çok ama çok tehlikeli. Hem buraya gelmeleri için onları nasıl ikna edebiliriz ki? Çocukları ikna etsek de Nana buna asla izin vermez, tamam mı? Bu işi başımıza sen açtın. Sen temizleyeceksin. Ne yapıp edip o çocukları buraya getirip bize yardım etmeleri için onları ikna edeceksin, evet, tamam evet. mı? Bak, göz göre göre oyuncaklar dünyası yok oluyor. Hadi Sülina, vakit kaybetmeyelim. Bir an önce Nana'yla konuşalım. Ben onun çocukları tehlike atacak bir şey yapacağını zannetmiyorum. Kabul etmek zorunda. Ne de olsa o da buraya ait. Ne olur Sülina, hemen bir şeyler yapalım. Çok tırsıyorum. Neredeyse iksirin tamamını içtim. Niye gidemiyorum dünyaya ya? Ne yapıyorsun burada Joker? Ne yapacağım? Oyuncaklar dünyasını kurtarmak için Nana'dan yardım istemeye dünyaya gidiyorum. Daha doğrusu gidemiyorum. Bu iksir hiçbir işe yaramıyor. Ne olursun Lina, sen benden daha güçlüsün, bana yardım et. Kulla'nın manevi kızı olan o sersem oyuncaktan yardım istemek çok ağrıma gidiyor. Benim de. Ama başka şansımız yok ki Lina. Bunu bilmek beni daha da sinirlendiriyor. Ha, doğru söylüyorsun. Şimdi.
şey yapamıyorum. Acaba gidip dünyadan bir çocuk mu kaçırsam? Ama sevgiyle bu işi yapması gerek isteyerek... Sonumuz geldi öyle değil mi? O çok sevgilin ananız bize yardım etmeyi kabul etmedi. Görün de anlayın arkadaşınızı. Çocukları tehlikeye atamazmış. Kendi açısından o da haklı. Sonuçta onun da hayatı söz konusu. Ama kendini de çocuklar için feda ediyor. Onu anlamamız gerekiyor. Ben aslında bu kadar kötü biri olmak istememiştim. Hayat şartları beni bu hale getirdi. Üzülme Sulina. Seni anlıyoruz. Tabii. Çocuklar, beni affedebilecek misiniz? Şu saatten sonra bunun ne önemi var? Artık her şey bitmek üzere. Olsun. Ne olur affettiğinizi söyleyin. Bunda da burada olsaydı ondan da özür dilerdim. Şimdi bana inanıyor musunuz? Nana da şimdi bu haldedir. Hadi beni sevmiyorsunuz onu anladım ama... Nana'nın buradan yok olmasına seyirci mi kalacaksınız? Anlamıyor musunuz? Bir daha onu göremeyeceksiniz diyorum. Peki, size bir ispat daha. Oyuncaklarınızla artık hiç oynamıyorsunuz değil mi? Evet. Ne var bunda? Büyüdük artık biz. Hayır, ondan değil küçük bir. Dünyadaki hiçbir çocuk artık oyuncaklarıyla oynamıyor. Şu sıralarda oyuncaklarıyla oynayan bir tane çocuk gördünüz mü? Yok. Bana inanın. Çünkü oyuncaklar dünyasındaki enerji odasıyla dünyanın arasındaki bağ koptu. Bu yüzden çocuklar oyuncaklara sırt çevirdi. Eğer o enerji odasının yeniden eski haline dönmesi sağlanmazsa her şeyin sonu gelecek. Her şey. Tamam, sana inanıyorum. Ancak yalnız sen gelmiyorsun. Ben tek gideceğim. Evet, olabilir. Sadece bir tane dünyalı çocuk yeter. Tamam o halde. Kardeşimi tehlikeye atamam. Ben geleceğim. Hayır, bensiz hiçbir yere gidemezsin. Yağmur baksana ama kırmızı orman çok tehlikeliymiş. Oraya yalnız gitmene gönlüm razı olmaz. Ben de geliyorum. Hadi ama zamanımız yok. İçin şunu. İçin şunu. Biriniz başaramazsanız ötekiniz yedek olur. Daha iyi. Sağ ol be, çok iyi moral verdin. Gücüm tamamen bitmeden gitmeliyiz. Şöyle bak. Gördünüz mü? Şimdi inandınız mı? Hadi çabuk olun, içeri gidelim. Hadi. Geldiler. Şoker. Demek onları getirmenin bir yolunu buldun ha. Tabii ya. Ne sandınız? Bunlar çok iyi yaratıklar. Yaratık sensin. Çok iyi çocuklar demek istemiştim. Evet cici çocuklar. Oyuncaklar dünyasını kurtararak kahraman olacaksınız. Daha ne istiyorsunuz? Böyle bir fırsat herkese nasip olmaz. Peki ama Nana'yı nasıl ikna ettin? Etmedim ki. Yani çocukları kaçırdın mı? Hayır. Kendi istekleriyle geldiler tabii ki. Sadece Nana'nın haberi yok. Çünkü çocukların gelmesine izin vermedi. Ay! İki küçük yaratık için hepimizin yok olmasına göz yumdu anlayacağınız. Nana ile ilgili böyle konuşursan dediklerini yapmayız. Yani? Olur mu öyle şey? Nana benim aşkım, hayatım. Bir tane. Yalnız... Nana'nın bu durumu öğrenmesine engel olmak zorundayız. İyi ama çocuklar eve gitmediği zaman er ya da geç gerçeği öğrenecektir. Çocuklar eve gidecek Sulina. İyi ama nasıl? Bilgin, senin şu kopyalama makinen duruyor mu? Evet. Çabuk onu buraya getir. Tamam. Çabuk. Tamam, kımıldamayın. Korkuyorum. Korkma Yağmur. Canın hiç yanmayacak küçük kız. İnan bana. Evet.
kadar arama neyse. İlginç. Ne kadar ilginç. Gözlerime inanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Şimdi bu kopya çocukları eve gönderdik mi? Gerçek çocukların olmadığını anlamayacaklar. O zamana kadar da bu beladan kurtulmuş olacağız. Sen de onlarla git. Bir aksilik çıkmasın. Hadi çocuklar, el sallayın kopyalarınıza. Hadi bakalım çocuklar, gidiyoruz. Hadi bakalım. Nana bunu öğrendiğinde bize çok kızacak. Ama her şeyi onun için yapıyoruz. Yarın sabahın ilk ışıklarıyla Kırmızı Orman'a doğru yola çıkacaksınız. Bu yolculuk sırasında karşınıza pek çok tehlike çıkacak. Eğer korkmayıp cesaretli davranırsanız bu tehlikelerin üstesinden gelebilirsiniz. Unutmayın ki oyuncaklar dünyası ve burada yaşayan herkesin kurtuluşu sizin elinizde. Hadi şimdi biraz dinlenin. Yarın sizin için oldukça zor bir gün olacak. Hadi. Nasıl? Dinlenebildiniz mi çocuklar? Garfa bizi çok iyi ağırladı. Ama heyecandan pek uyuyamadık. Ay, dikkat edin. Çok feci. Oyuncaklar dünyasının kurtuluşu sizin elinizde. Biz hazırız. Sulina, Nana'nın bu yaptığımızdan haberi olması gerekmez mi? Ay, kafanın içinde saman mı var? Kaç kere söyleyeceğim? Tamam. Eğer Nana'nın buradan haberi olursa çocuklara engel olur. Ay. Bana bak Gorfo. Nana buraya gelirse çocukların burada olduğunu kesinlikle söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Yola çıkmadan önce bir şeyler yiyebilir miyiz? Ah sahi, sizin insan olduğunuzu unutmuştum. Tamam. Artık gitmelisiniz. Zamanımız çok az kaldı. Tamam. Merak etmeyin. Nana ve sizin için bunu başaracağız. Kendinize çok dikkat edin, tamam mı? Bizim için yaptığınız bu kadar fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Peki ama Kırmızı Orman'a giden yolu nasıl bulacağız? Hay aksi, doğru ya. Hadi koşun, çocuklarla sen gidiyorsun, hadi. Bizim hiçbir gücümüz kalmadı Sulina. Yine sen hepimizden daha güçlüsün. Evet. Senin gitmen en uygunu. Evet. Ben mi gideceğim onlarla? Ne yani? Dünyalı iki çocuğu tek başına mı göndereceğiz? Birinin yolu göstermesi gerekir. Tamam. Ben gidiyorum onlarla. Oyuncaklar dünyası bu kadar tehlikede olmasaydı ben size sorardım ya. Bana bakın. Bize şans verin, tamam mı? İyi şanslar. Yağmur, bunu sana vermek istiyorum. Bu zorlu yolculukta ne işe yarar bilmiyorum ama yanında bulunsun. Bana hep iyi şans getirdi. Bu da benim uğurum. Senle kalmasını istiyorum. Madem herkes size şans getirmesi için en iyi uğurlarını veriyor, ben de uğurum olan bu taşı vermek istiyorum. Başka saçma sapan verecek bir şey kalmadıysa yola çıkabiliriz. Çok teşekkürler sevgili oyuncaklar. Ay tutunun. Böyle daha iyi. Korunaklı bir giysi hiç değilse. Hadi çocuklar, hadi yola çıkıyoruz. Güle güle. İnşallah. Oyuncaklar dünyası yok olmak üzere. Ama ben ne yapabilirim? Çocukları bile bu tehlikeye atamam. Hepiniz iyisiniz değil mi? Evet iyiyiz. Bizi düşünmene çok şaşırdım. Oyuncaklar dünyası ve biz senin umurunda bile değiliz. Hadi ama yapmayın. İki küçük çocuğun hayatı söz konusu. Benden böyle bir şey yapmamınızı beklersiniz. Sulina nerede? Gitti. Son bir umut, belki bir şeyler yapabilirim diye gitti. Gittiği yeri bize söylemedi. Aa, bilgin çok bilmiş. Bana yardım edebilir misin?
Kulina'yı yeniden eski haline getirmem gerekiyor. Elimden geleni yaparım Nana. Hadi. Tamam. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Her şeyi berbat edecektin. Ne yapayım? Yalan söylemeye alışık değilim ben. Sulina'nın hazırladığı bir iksir olduğu için bunlardan hangisinin Kulina'ya iyi geleceğini bilmiyorum. Hepsini dene, olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim. Bilgin çok bilmiş. Hı. Nana. Efendim? Yok bir şey. Söylemek istediğin bir şey mi var? Oyuncaklar da bir tuhaf. Yok bir şey. Sadece umarım başımıza gelen bu felaketten bir an önce kurtuluruz. Yoksa sen de çocukların buraya gelmesine izin vermediğim için bana kırgın mısın? Hayır. Uzun zaman insanların arasında yaşadığın için seni anlıyorum. Kulina ile birlikte elimizden geleni yapacağız. Söz veriyorum. Şoker'in söylediklerine kanıp buradan hiç ayrılmayacaktım. Her şey onun yüzünden oldu değil mi? Doğrusunu istersen bu işte benim de parmağım var. Bakma sen. Neyse de yolumuza devam edelim. Önce mola verip biraz dinlenmeliyiz. Burası mavi ormanın sonu. Bundan sonra kırmızı ormana giden dehlizi bulmak için bayağı yorulacağız. Ama asıl tehlike kırmızı ormanda. Karnınız acıktıysa şu ağaçtaki meyvelerden yiyebilirsiniz. Bir daha ne yemek yemek ne de dinlenmek için fırsatımız olmayabilir. Hadi. Gel. Hadi bakalım, gitme zamanı. Buralarda bir yerlerde gizli bir geçit olacaktı. Önce onu bulmamız lazım. İyi de nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Daha önce hiç kırmızı ormana gitmedim. Ama burası mavi ormanın sonu olduğuna göre beni takip edin, hadi. Çocuklar! Emre! Hey çocuklar, neredesiniz? Sulina! Kurtar bizi! Sulina! Nereye gitti bu çocuklar? Çocuklar neredesiniz? Orada mısınız? Evet, aşağı düştük. Ay, ne diyor, önlerine bakmıyorlar ki avanak bücürler. Şunları sihirle buraya getireyim bari. Bundan sonra sihir de yapamayacağım ya. Sulina! Bir sarmaşık bulsam, şunları çıkarsam. Şu hale bak. Başımıza gelenleri görmüyor musunuz? Bücürler. Ne diyor, önünüze bakmıyorsunuz? Sen sanki bakmışsın. Bak işte yanımızdasın. Çok konuşma ufaklık. Buradan nasıl çıkacağız onu düşün. Sihirle ortalığı aydınlatamaz mısın? Burası çok karanlık. Olmuyor. Sihir gücüm burada işlemiyor. O da ne? Ne? Gördün mü? Bak, Piero'nun uğru işe yaradı işte. Bakın şurada bir yol var. Hadi gidelim. Hadi. Hadi geliyorum. Bu mağaradan çıkmayı beceremiyoruz ki. Kırmızı ormanın açılan kapıyı nasıl bulacağız? Sizin de bu yolculuğa çıkman bir hataydı zaten. Ya yeter artık, kes söylenmeyi. Belki farkında değilsin ama sizin için kendimizi tehlikeye atıyoruz.
Sense sürekli söylenip duruyorsun. İstemiyorsan geri dön. İyi, tamam. Sustum, sus. Hadi şuradan çıkalım. Belki de buradan çıkmamız gerekmiyor. Anlamadım. Bir düşünsene. Buraya düşmeden önce bizim sizi kurtaracağımızı söylemiştin. Belki de özellikle buraya düştük. Bence de. Kırmızı ormana açılan geçit bu mağaranın içinde bir yerde. Buraya boşuna düşmedik. Olabilir. Bunu hiç düşünmemiştim. Hı. Peki o geçidi nereden bulacağız? Söylenmeye kesersen bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tamam, kestik. Bana hep aynı yerde dönüp duruyormuşuz gibi geliyor. Daha önce buradan geçmemiş miydik? Biraz daha çabuk olmalıyız. Tamam. Ah, işte iki yol. Buyurun bakalım, hangi yoldan gideceğiz? Bence bu. Bence bu. Öf, yeter artık. Kafamı karıştırdınız. Sonuçta %50 şansımız var. Hangi yolun doğru olduğunu nereden bileceğiz? Bu yolun doğru olduğundan kesinlikle eminim. Ben de bu yolun. Hadi ama karar verin artık. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Evet. Şimdi bu rüzgar gününü yolun her birine tutacağım. Hangi yoldan rüzgar oluyorsa doğru yoludur. Akıllıca, aferin Yağmur. Bu dünyalı çocuklar da zehir gibi. Sen haklıymışsın Emre. Doğru yol bu. Hadi, hadi o zaman oyalanmayın. Hadi gidelim. Yanlış yoldan mı geldik acaba? Bakın bu yol kapandı. Ha? Belki de öteki yol doğruydu. Hadi. Gel, gel, gel. Gel. Burada sıkışıp kaldık. Ne yapacağız şimdi? Buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum ya. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Ona bak, burada ezileceğiz. Sulino, sihir yok, bir şey yok. İşe yaramadığını kaç kere söyleyeceğim sana. Bu duvarların yaklaşmasını engellemek imkansız. Sıkıştık kaldık burada. Bir yolunu bulup buradan çıkamazsak ezileceğiz. Gelin böyle. Olmayacak, buradan kurtulamayacağız. Durdurmadım, bir yol olmalıyım. Dur artık! Olmayan odaya düştünüz. Buradan kurtulamazsınız. Lütfen, buradan çıkmak zorundayız. Oyuncaklar dünyası yok olacak, lütfen. Oyuncaklar dünyası mı? Evet! Şu Kulina'nın başperi olduğu eğlenceli yer mi? Artık oranın başperisi benim. Öyle mi? Evet. Kulina'nın hatırı için bir şeyler yapabilirdim oysa. Yüzyıllar önce onu tanımıştım. Çok hoş bir hanımdı. Doğrusu ona çok benziyorsun. Şey, benim ikiz kardeşim. Onu çok ama çok severim. Lütfen bize yardım edin. Madem onun ikiz kardeşisiniz, o zaman size yardım edeceğim. Şimdi size 3 soru soracağım. Bilirseniz sizi serbest bırakacağım. O zaman başlayalım. İlk soru. Çıplak gözle görülebilen gezegen hangisidir? Uranüs. Vay vay vay. Sanırım bu kolaydı. Daha zor bir soru. Bildi. Söyleyin bakalım. Sümüklü böceklerin kaç burnu vardır? İyi düşün. Yanlış yanıt verirseniz sizi kurtaramam. Kaç tane olacak? Bir tanedir herhalde. Bu bir şaşırtmaca. Bir tane olsa bu soruyu sormazdı. Ben bu sorunun yanıtını biliyorum.
bir belgeselde seyretmiştim. 4 tane var. Ay dur dur, saçmalama. 4 tane olur mu? Ay sakın söyleme, bilemeyiz sonra. Yanınızı biliyorum. Söyleme. 4 tane. Bu kadar akıllı çocuklar görmemiştim. Ay anne, anne. Anne. Aslında hiç çocuk görmemiştim. O halde son soru geliyor. Bunu da bilirseniz kurtulacaksınız. Bari bunu da ben bileyim de karizman kurtulsun çocukların yanında. Ha? Mavi atlas, arşın yetmez. Makas kesmez, terzi biçmez. Bu ne ya? Gökerçiniz tabii ki. Yol sizindir dünyalılar. Geçmeyi hak ettiniz. Yeter ya, yeter. Bıktım bu sevgi gösterisinden. Hadi yolumuza koyulalım, hadi. Hadi. Çok yoruldum. Dinlenmek için zamanımız yok. Ama ayaklarımız koptu. Umarım dünyada her şey yolundadır. Acaba Nana bizim kopyalarımızdan şüphelenmiş midir Sulina? Asıl babam burada olduğumuzu bilseydi herhalde kalp krizi geçirirdi. Hadi çocuklar, daha kırmızı ormana açılan kapıyı bile bulamadık. Biraz acele etmeliyiz, hadi. Bakın, şuradan bir kırmızı ışık sızıyor. Nerede? Galiba bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hadi gelin, hadi. Gelin. Evet, gerçekten çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Sanırım kırmızı ormana açılan kapı burası. Sen dur, ben bir bakayım. Galiba bu kapağı sadece bir insan açabilir. Gel Yağmur. Olacak şey değil. Burası ne hale gelmiş? Kulina! Kulina nihayet geri döndün. Hepimiz çok korkuyoruz. Arkadaşlar Kulina geldi. Kulina! Sevgili oyuncaklarım. Demek ki eski haline gelebildin Kulina. Çok teşekkür ederim Pekin. Sayende düzeldim. Kulina, nihayet geldin. Şu hale baksana. Görüyorum, elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu da beni çok üzüyor. Hadi gelin, içeri girelim. Hiç korkmayın. Belki de korkulduğu kadar kötü şeyler olmayacak. Ayrıca ne olursa olsun, ben sonuna kadar yanınızda olacağım. Çok güzel. Say, Sulina nerede? Çocuklarla beraber. Ne? Bir dakika, neler oluyor? Ay. Hadi bana neler olduğunu söyleyin çabuk. Kusura bakma Kulina, bunu gizlemeye mecburdum. Neyi gizlemeye mecburdunuz? Sulina ve çocuklar kırmızı ormana gitti. Hangi çocuklar? Hangi çocuklar olacak? Emre ile Yağmur. Bu imkansız, onlar dünyadalar. Benim kopyalama aletim de şoker onları kopyaladı. Çocukları böyle bir tehlikeye atmak istemezdik. Ama buna mecburduk. Tek kurtuluş yolumuz buydu. Olamaz. Ben şimdi bunlara nasıl açıklarım? Ay zavallı çocuklar. Kendilerini bekleyen tehlikeleri bir bilselerdi. Bunu asla cesaret edemezlerdi.
Onlara her şeyi anlattık aslında. Ama onlar Nana'yı kurtarmak için her türlü tehlikeyi göze alacaklarını söylediler. Ah çok fena. Aradığımız bunlar mı Sunna? Hayır, hayır. Aradığımız o biskobüs ağacı nerede Sunna? Kırmızı ormanın içinden geçeceğiz. Hadi çabuk olun Oyuran Bey, hadi. Kim var orada? Sakın yanımdan ayrılmayın. Gelin. Yürüyün. Beni hayal kırıklığına bıraktınız olacaklarım. Ne olur söylesin bana. Çocukların kopya olduğuna haber vermeliyim. Başka seçeneğimiz yoktu Kulina. Bırak da çocuklar şanslarını denesinler. Hem Sulina da onlarla. Hepimizin yok olmasına izin veremezsin Kulina. Değil mi? Şeyin sonu geldi. İmdat! Nefes alamıyorum. Kulina! Ben de nefes alamıyorum. Ben de nefes alamıyorum. Ben de. Durun bir sakin. Benim gibi derin nefesler alıp verin. Bak. Hadi alın hadi. Sulina, Sulina. Sulina, iyi misin? Tamam, şimdi daha iyi. Hadi, hadi yolumuza devam edelim. Bırakın bizi. Dur, gelin böyle. Ne oldu? Bunlar da kim? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Asıl siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Yakaladınız mı? Evet Yüce Kanca. Bırakın bizi gidelim. İzinsiz olarak bizim bölgemize girdiniz. Kim olduğunuzu hemen açıklayın. Oyuncaklar dünyasından geliyoruz. Ben Mavi Orman'dan Sulina. Ya. Hemen bizi bırakmalısınız. Yoksa oyuncaklar dünyası yok olacak. Demek sizler de oyuncaksınız. Aslında ben oyuncaklar dünyasının baş perisiyim. Çocuklar da insan. Dünyadan geldiler. Hayır, hayır. Duydunuz mu? Bunlar insanmış. Nihayet insanlardan intikamımı alacak. İntikam, intikam. 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 Ne intikamı? Delirdiniz mi? Duymadınız mı? Bırakın bizi. Yapacak önemli işlerimiz var. Anlamıyor musunuz? Oyuncaklar dünyası yok olmak üzere. Bırakın bizi. Ne yapacaksınız bize? Korkmayın. Lütfen bırakın. Korkmayın. Soruları biz sorarız. Götürün bunları. Nereye götürüyorsunuz bizi? Nereye? Yürü. Bırak kolumu. Gel. Gel. Bırakın bizi. Çok sıkı bağlamışlar. Bir şey yapamıyorum. Ya bunlar kim? Bizden ne istiyorlar ya? Bilmiyorum. Ben de anlamadım. Bırakın. Gelin lan. Yeter artık. Neden anlamıyorsunuz? Gitmek zorundayız. Ya bizden ne istiyorsunuz? Elimize düştünüz. Sizi bırakmam imkansız. Çünkü bu bizim için büyük bir fırsat. Ne fırsatı? Sizden intikamımızı alacağız. Ne intikamı? Bir şey anlamıyorum. Siz kimsiniz? Bizler asi oyuncaklarız. Asi oyuncaklar mı? Yoksa siz? Bizler dünyada oyuncakken sahipleri tarafından kötü kullanılmış, kırılmış, bozulmuş oyuncaklarız. Ama zaten oyuncaklar dünyasına gelen bütün oyuncaklar öyle değil mi? Ama biz farklıyız.
Diğer sersemler gibi tamir olmayı, oyuncaklar dünyasında yaşamayı kabul etmedik, isyan ettik. Ve kırmızı ormanda yaşamaya başladık. Tek düşüncemiz bize bunu yapan insanlardan günün birinde intikamımızı almak. Fark etmez. Siz de insansınız. İşte o gün geldi. Bana bak. Hiç değilse beni bırak. Ben insan değilim. Ama oyuncaklar dünyasının baş perisisin. Oradan da en az insanlar kadar nefret ediyoruz. Demek yeni baş peri sensin ha? Kuline'ye çok benziyorsun. Onun bakımsız hali. Ne güzel kadındı ama. Bize ne olacaksın? Sizin için bir iksir hazırladım. Sabaha kadar biter. Onu içince sonsuza değin yaşamınızı oyuncak olarak sürdüreceksiniz. Olamaz. Bir şeyler yap Selina. Bizi kurtar. Görmüyor musun? Elimden bir şey gelmiyor. Çok korkuyorum. Şimdi oyuncak mı olacağız yani? İyi misin Selina? Şimdi daha iyiyim. Selina, Selina ben oyuncak olmak istemiyorum. Ben de. Nana, keşke bizi duyabilsen.